Evet, bu kadar çok şey nasıl zaman buluyorsun? Herhalde benim en çok duyduğum sorulardan bir tanesi kendi hayatımda. Bugün size bu sorunun cevabına istinaden, belki sizin de kendinize örnek alabileceğiniz bazı ipuçları paylaşmak istiyorum. Hayatımda taktığım pek çok şapka var. Bunlardan bir tanesi yazılım. Pek çok ülkede yazılım projeleri yaptım ve şu anda da yazılım mimarı olarak hala devam ediyorum. Yazarlık yapıyorum. Yayınlanmış 6 tane kitabım var. Bunlardan bir tanesinden biraz sonra daha detaylı bahsedeceğim. Amerika'da bir tane yazılım mimarisi kitabım çıktı en son. 4 tane albümde imzam var. Bunun yanı sıra yoga ile ilgileniyorum. Eğitimler düzenliyorum hem şirketlere hem de özel gruplara. Ve bunun yanı sıra bir tiyatro geçmişim var. Birkaç sene Organik Oyuncular adlı doğaçlama tiyatro grubunda sahne aldım. İşte bu kadar çok şapkayı böyle karıştırmadan nasıl takıp çıkartıyorsun? Nasıl oluyor da bunlara yetişebiliyorsun sorusu bana çok fazla geliyor. Bunun cevabı aslında başta biraz zamanı anlamaktan geçiyor benim kanımca. Aslında zaman dünyadaki en ekonomik kaynak diyebiliriz. Çünkü hepimizin, her birimizin bir günde 24 saati var. Yani bir günde 25 saati veya 20 saati olan hiç kimse yok. Ve ben bu 24 saati kendi kafamda en azından 3 dilime bölmeyi seviyorum. Bunlardan bir tanesi uyku süresi. Yani her gün 8 saatimiz uyuyarak geçiyor. Bir diğeri mesleğimize ayırdığımız bir 8 saat ya da okuyorsanız okul olabilir. Yani hayattaki ana meşgalimiz diyelim. Geriye 8 saatlik üçüncü bir dilim kalıyor. İşte insanın hayatındaki farkı benim kanımca bu üçüncü dilimde ne yaptığı çok fazla belirliyor. Zaman kısıtlı bir kaynaktır. Demin de söylediğim gibi. Mesela para da kısıtlı bir kaynak, öyle değil mi? Yani en azından pek çoğumuz istediği kadar paraya sahip değil veya yapmak istedikleri sahip olduğu paradan daha fazla. Dolayısıyla parayı ne yapıyoruz? Bütçeliyoruz. Yani gelirimizi kazandığımız gün harcamak yerine bir bütçe çerçevesinde harcıyoruz. İşte zaman aslında paradan da kısıtlı bir kaynak. Çünkü ben bugün paramı kaybederim ama yarın bir daha kazanabilirim. Veya diyelim ki çok yoruldum. 2-3 gün dinlenirim, enerjimi tekrar geri kazanabilirim. Ama zamanı bir kere harcadığım zaman onu tekrar geri kazanma şansım yok. Aynı zamanda zamanı biriktirip sonradan kullanma şansım da yok. O anda cebimdeki zaman neyse onunla kısıtlıyım. Ya bu kadar kısıtlı bir kaynağı da ve bu kadar kıymetli bir kaynağı insanın bütçeleyerek kullanması gerektiği görüşündeyim. Bu görüşte olan sadece ben değilim. Benjamin Franklin'in çok sevdiğim bir sözü. Kayıp zaman asla geri getirilemez. Şimdi burada tamam, zamanın kıymetli bir şey olduğunu anladık. Ama yapmak istediğimiz şeyler için boş zamanı nasıl buluyoruz? En azından ben nasıl buluyorum? Belki sizlere ilham olması açısından bunu paylaşmak istiyorum. Şimdi ben hayatımdaki uğraşları aktif uğraşlar ve pasif uğraşlar diye kafamda ikiye ayırdım. Mesela pasif uğraşlar ne olabilir? Dizi izlemek. Bu pasif bir uğraştır. Sosyal medyada başkalarının hesaplarına bakmak pasif bir uğraştır. Gazete okumak pasif bir uğraştır. Buna benzer şeyler aslında pasif uğraşlarımızdır. Peki aktif uğraş nedir? Örneğin bir enstrüman çalıyorsanız, bu enstrümana ayırdığınız vakit aktif bir zamandır. Kitap yazıyorsanız, o kitaba ayırdığınız vakit aktif bir zamandır. Yabancı bir dil öğreniyorsanız, o dille ilgili yaptığınız çalışmalar aktif uğraştır. Bu şekilde bu uğraşları ikiye ayırdığımda, aslında benim yaptığım şey temelde pasif uğraşlara ayırdığım zamanı minimize edip bu artan zamanı aktif uğraşlara ayırmaktan ibaret. Çok böyle sihirli bir şey yapmıyorum aslında. Şimdi yapılan bir araştırma, modern bir insanın iş dışında yaklaşık günde 4 saatini bir ekrana bakarak geçirdiğini ortaya koymuş. Bu ekran ne olabilir? Televizyon ekranı olabilir, tablet olabilir, cep telefonu olabilir. Şimdi 4 saat uzun bir süre. Ben herkesin kendiyle özdeşleştirebilmesi için bunu ortadan ikiye böleceğim. Ve modern bir insan günde ortalama 2 saatini ekranlara bakarak geçiriyordur diye bir istatistik atacağım ortaya. Şimdi bu 2 saati bir düşünelim. Bir yılda 365 gün var. Her gün 2 saatin boyunca ekrana bakan biri bir yılın sonunda toplam 730 saatini ekrana bakarak geçirmiş anlamına geliyor. Şimdi bir iş günü, tabii siz şu anda çoğunuz öğrenci ama şirketlerde çalışmaya başladığınızda ortalama bir iş günü 8 saattir. Ben bu 730 saati 8'e böldüğümde toplam 90 iş gününü bir sene boyunca bir ekrana bakarak geçirdim anlamına geliyor.
Ve yine şirketlerde olduğunuz zaman göreceksiniz, bir ayın içerisindeki ortalama çalışma günü, yani iş günü 20 gün olarak kabul edilir, ortalama olarak. Dolayısıyla ben bu 90 gününü de buna böldüğüm zaman 4,5 aylık bir süreye geliyor. Yani bu ne anlama geliyor? Ben iş yerinde 4,5 ayda harcadığım zamanı evde bir ekrana bakarak geçiriyorum. Çok büyük bir süre, öyle değil mi? Alan Laker'ın sevdiğim bir sözü, zamanı ziyan eden hayatı ziyan eder, zamana sahip çıkan da hayata sahip çıkar. Şimdi size 2016 yılından bahsetmek istiyorum. Az önce girişte söylediğim kitabımı yazdığım sene olduğu için bu seneyi seçtim. O sene gerçekten de bir kitap yazdım. Yazılım mimarisi üzerine İngilizce bir kitap yazdım. Herhalde insanın iyi bildiği bir konuda bir saatte bir sayfa yazabileceği makul bir ortalama değil mi? Herhalde öyle düşünüyorsunuz siz de. Benim bu kitabım yaklaşık 400 sayfalık bir kitap. Dolayısıyla ben o demin söylediğim 730 saatlik zaman dilimimin, yani ekranlara bakmak yerine kendime oluşturduğum zaman diliminin yaklaşık 400 saatini demek ki bu kitaba harcadım. Bir yandan müzikle uğraşıyorum ve yaklaşık yine ortalama değerler bunlar. Hani günde yarım saatimi bas gitarıma ayırıyorum desem, şarkı çalışmak için, tekniğimi geliştirmek için. Yine bir sene boyunca 180 saatimi de bas gitarımla geçirdiğim anlamına geliyor. Yoga ile ilgileniyorum. Gün aşırı, yani iki günde bir, yarım saatlik bir yoga çalışması yapsam, demek ki bir sene boyunca 90 saatimi de yogaya ayırdım demektir. Geriye hala bir 60 saat var. Onu ne yaptığımı bilmiyorum. Ama ne oldu? 2016 yılı boyunca belki dizi izlemedim. Arkadaşlarım dizilerden bahsederken ben o karakterleri tanımıyordum. Sürekli gazete okumadığım için işte bazı köşe yazarlarının ya da bazı güncel konulardaki her yorumu belki bilmiyordum. Ama 2016 yılının sonunda Amerika'da yayınlanmış bir kitabım oldu. Sayısız konsere çıktım ve yoga sayesinde sağlığımı korumuş oldum. Bu alışveriş bana kendimi çok karlı hissettiriyor. Warren Buffett'in sevdiğim bir sözü, bugün gölgede oturan dün ağaç dikendir. Yani zaman konusunda damlaya damlaya göl olur aslında benim yaklaşımım diyebiliriz. Oturup da böyle bütün cumartesi pazarımı tek bir işe kapatmak yerine her gün zaman ayırıp her gün bir saatimi, her gün iki saatimi normalde ekrana bakacağım zamanı dönüp sevdiğim işlere sistematik olarak ayırmak işte yarın benim gölgesinde oturacağım ağacı bana sağlıyor diyebiliriz. Şimdiye kadar zamanın önemini gördük. En azından ben kendi hayatımda nasıl boş zaman yaratıyorum biraz bundan bahsettim. Şimdi de bu ayırdığım boş zamanı nasıl yönettiğimden biraz bahsetmek istiyorum. Öyle ya, hani bir saatlik bir vakit ayırıp da bilgisayar başına, enstrüman başına veya sevdiğiniz konu her neyse, onun başına oturduğunuzda hangi sırada hangi işleri yapmak lazım, hangi işlere öncelik vermek lazım, çok detay işlerde boğulmadan gerçekten kritik adımları yapmayı nasıl sağlayacağız? Şimdi bu konuda dünyada kabul görmüş 3 tane çok temel yöntem var. Bir tanesi Getting Things Done yöntemi, öbürü Eisenhower Matrix yöntemi, öbürü de Pomodoro yöntemi. Yani şu anda internette zaman yönetimi yöntemleri diye bir araştırma yapsanız karşınıza çıkacak yöntemlerin başında bunlar gelecektir. Benim aslında zamanla evrilmiş ve kendi hayatımda uyguladığım yöntem bu üç yöntemin birbiri içine geçmiş ve eritilmiş halinden oluşuyor diyebiliriz. Şimdi size biraz bundan bahsedeceğim. Aslında bu benim uyguladığım yöntem toplam 5 tane adım içeriyor. 5 tane basit adımı var. Birinci adım yakalama adımı. Burada hayatınızdaki işler için bir bilgisayar programı seçip bunu kullanmanızı öneriyorum. Benim tercih ettiğim bir program var ama herkes kendine uygun bir şey bulabilir. Ve size arkadaşınızdan gelen bir mail olabilir, aklınıza gelen bir fikir, o sırada kitap yazıyorsanız kitapla ilgili bir notunuz mutlaka olmalı. Yani hayatınızda yaptığınız her şeyi merkezi tek bir programa toplamanızı tavsiye ediyorum. En azından benim yaptığım şey bu. Ve bu programa hem bilgisayarınızdan, hem cep telefonunuzdan, hem tabletinizden hepsinden birden erişmeniz çok avantajlı oluyor. Örneğin bazen yolda giderken yazdığım kitap hakkında çok parlak bir fikir geliyor aklıma. Onu kaybetmeden hemen cep telefonumdan kaydedebiliyorum. Ya da o sırada mesela koşturuyor oluyorum. Başka bir iş yapmam gerektiği bana geldiğinde hemen sesle kaydedebiliyorum. Yani programın bu tarz esneklikleri olması hayatınızı daha fazla kolaylaştırabilir. Ama buradaki temel yaklaşım, aklınıza gelen şeyleri veya size patronunuzdan, arkadaşlarınızdan,
çalışma ekibinizdeki arkadaşlardan gelen şeyleri programınızın gelen kutusuna yargılamadan bir atmak. Bu şekilde mesela gün içerisinde gelen kutunuzda ilgilenilmesi gereken fikirler ve işler birikmiş oluyor. İkinci adım parçalama adımı. Yani ben artık bir saatimi, iki saatimi ayırıp bilgisayar başına oturduğumda gelen kutumda birikmiş olan işleri bir inceliyorum. Şimdi bu işler arasında bazıları 3-5 dakikada bitebilecek nitelikte oluyor. Örneğin fatura ödemek. O faturayı çok fazla böyle kategorize etmeye, ertelemeye çalışmadan ödeyip çıkıyorum. Orada çok biraz da pratik olmakta fayda var. Ama daha uzun vadeli işleri alt adımlara bölmek çok iyi bir fikir oluyor. Örneğin ben bir kitap yazıyorsam, işe aslında o kitabın içeriğini çıkararak başlıyorum. Böylece o kitabın başına oturduğumda böyle bitmesi gereken kocaman bir kitap dağı görmüyorum. O güne mahsus, sadece o gün o kitabın küçük bir chapter'ını yazıp veya bir paragrafını yazıp başından kalkmak benim için o günün hedefi açısından yeterli oluyor. Aksi takdirde insan önünde büyük bir iş dağı gördüğünde ondan kaçıyor ve bir yerden sonra soğuyup bırakıyor yapmadan. Halbuki bunu küçük adımlara, yani yönetilebilir küçük adımlara bölmek ve başına her oturduğunuzda tek bir küçük adımla ilgilenmek, işte bir senenin sonunda arkanıza dönüp bakıyorsunuz, bu kitabı ben mi yazdım diyorsunuz. Halbuki her gün yarım saat yazdınız sadece. Alt adımlara bölmek bu açıdan önemli. Ve birbiriyle bağlantılı işleri bir araya getirebilmek de önemli. Ben bunu kendi tercih ettiğim yazılımda hashtaglerle yapıyorum. Örneğin müzikle ilgili üzerimde şu anda ne var? Ya da işte yazarlıkla ilgili veya şu anda yazılım projelerinde hangi açık işler beni bekliyor diye tek bir tıkta hepsini görmek önemli. Şimdi işleri yakaladık, parçaladık. Sırada konumlandırma var arkadaşlar. Bu belki de en azından benim nazarımda en eğlenceli ama en önemli bulduğum iş. Benim her zaman kullandığım bir tablo var. Bu tablonun ilk sütununda benim sunumun başında da bahsettiğim kendi şapkalarım var. İşte hayatla ilgili işler bir şapka. Örneğin mesela fatura ödemektir. Buna benzer şeyler benim için hayat kategorisinde. Yazılımla ilgili işlerin başka bir şapka. Müzikle ilgili işlerin başka bir şapka. Yazarlık başka bir şapka. Tabii bu herkesin hayatında farklı olacaktır. Ben burada kendimi örnek olarak sadece ortaya koyuyorum. Her birinizin hayatında taktığınız farklı şapkalar olacaktır. Ama dikkat edilmesi gereken şey, bu şapkalar benim için önem sırasına göre sıralanmış halde. Yani benim hayatımda yazılım daha öncelikli bir konu. Ama müzikle yazarlıktan daha öncelikli bir konu şu anda. Dolayısıyla bu sıralama bu şekilde. Ve burada da yüksek, orta ve düşük öncelikli işler için ayırdığım 3 tane sütun var. Şimdi ben bu tabloyu nasıl kullanıyorum? Gerçek bir örnekten size bahsedeyim. Örneğin bir arkadaşım arıyor. Haftaya Kıbrıs'ta konser var diyor. Bas gitarını al gel ama şu 10 tane şarkıyı çalışman lazım diyor. Şimdi benim için bu iş müzik satırında olduğu çok belli. Ama hemen gelecek haftaya kadar 10 tane şarkı öğrenmem gerektiği için bu benim için önceliği yüksek bir iş. Dolayısıyla bu işi müzik satırının yüksek öncelikli kutusuna koyuyorum. Ama bir kitap yazıyorsam o kitap konusunda bir yarış yok, bir tarih yok. O kitabı ne zaman bitirirsem o zaman bitiririm. Dolayısıyla o sırada yazdığım kitap yazarlık satırının orta öncelikli kutusuna geliyor. Akabinde arkadaşım bana bir tane video göndermiş. Komik bir video. Bunu bir ara izlesene diye. Şimdi bu hayatın çok düşük öncelikli bir şeyi. Onu hayat satırının düşük önceliğine koyuyorum. Bu şekilde o sırada, o esnada, yani hayatımın o aşamasında yaptığım bütün işleri bu tabloyu açtığımda bir arada ve önceliklendirilmiş olarak görme şansım oluyor. Sıradaki adım basit değil mi? Otur yap. Sıra gerçekten oturup çalışmaya geldiğinde, yani üretken bir şekilde, bilgisayar başında, enstrüman başında, neredeyse işleri yapmaya geldiğinde, buradaki püf nokta önce önemli işleri yapmak. Önemli işlerden zaman ve enerji kaldığı ölçüde daha önemsiz işleri yapmak. Yani öncelikle yüksek öncelikli işlerle başlıyorum çalışmaya. Önce hayatla ilgili önemli işler, yazılımla ilgili, müzikle ilgili önemli işleri yapıp devam ediyorum. Onları bitirdim. Halim kaldı mı? Vaktim kaldı mı? Cevabım evetse orta öncelikli işlere devam ediyorum. Hala zamanım ve halim kaldıysa da düşük öncelikli işlere sıra ancak öyle geliyor. Hani öyle zamanlar oluyor ki 2 hafta, 3 hafta düşük öncelikli işlere hiç dokunamadığım zamanlarda oluyor. Ama bu bence çok sağlıklı bir şey. Çünkü en azından benim hayatımda şöyle bir kaba istatistiğim var. Düşük öncelikli yığınla iş geliyor bana. Yapmasam da olur, yapsam da olur. Ama gerçekten benim hayatıma ve başkalarının hayatına anlam katacak önemli işler
az sayıda büyük işler oluyor genelde. Ama ben küçük ve çok sayıda işlerin arasında boğulursam sıra diğerlerine hiçbir zaman gelmiyor. İşte benim için bu tablo, zaten neyin öncelikli onları kendim karar veriyorum. Kendi verdiğim kararları objektif bir şekilde görebildiğim bir tablo oluyor. O yüzden kendi önemli dediğim işlere daha fazla vakit ayırıyorum. Son olarak da ortalama olarak ayda bir yaptığım bir şey var. Ben vaktim nereye gidiyor, hangi işlerle uğraşmışım, hangi işler vaktimi almış, hangisi almamış diye oturup bir inceliyorum. Yani bir anlamda kendi kendimin eleştirmeni, kendi kendimin koçu olmuş oluyorum. Burada sorduğum sorular şu, hayatımdaki bütün şapkaları yeterince takabiliyor muyum? Örneğin 2 aydır tek satır yazı yazmadıysam anlıyorum ki yazarlık şapkamı biraz kenara bırakmışım. O zaman belki diğer işlerden bazılarını beklemeye alıp yazmak istediğim şeyler için biraz daha vakit ayırmak benim için mantıklı oluyor. Bu tablomda sürekli bekleyen ve hiç ele atamadığım işler görmek beni biraz yoruyor açıkçası. Yani bu tablonun yaşayan ve enerjik bir tablo, etkin bir tablosu olması gerekiyor. O yüzden burada dokunamadığım işler görüyorsam bu işleri bir kenara alıyorum. Ne zamanki tablo biraz rahatladı, o bakamadığım işleri yapmaya sıra geldi, o zaman tekrar tabloyu geri alıp onları o zaman tekrar gündeme alıyorum. Ve arkadaşlar, delegasyon. Hayatta yalnız değiliz. Her şeyi kendimiz yapacağız diye bir şey yok. Özellikle bizim için düşük öncelikli olduğundan dolayı uzun süre dokunamayacağımıza inandığımız işler varsa bunları rica ederek diğer ekip arkadaşlarımıza veya bizden daha fazla öncelik verebilecek, beraber çalıştığımız diğer insanlara vermek de gayet makul bir çözüm. Bunu da her zaman aklımızda bulunduralım. Son olarak birkaç ufak tefek tüyo paylaşmak istiyorum. Bu zaman yönetim sistemlerinde çok fazla söylenen bir şeydir. Bu işlerle her gün ilgilenmek çok önemli. Ya da her gün iddialı olabilir ama fazla soğutmadan diyelim. Çünkü bu tabloyu diyelim ki yaptınız, hayatınızdaki sevdiğiniz, yapmak istediğiniz şeyleri koydunuz. 2 hafta, 3 hafta boyunca bir konuya dokunmadığınızda o konuyu unutmaya başlıyorsunuz, konudan soğumaya başlıyorsunuz, konuya bir daha dönmek çok zor hale gelmeye başlıyor. O yüzden böyle bir 10 dakika da olsa, 15 dakika da olsa, 1 saat de olsa fazla arayı açmadan bu tablodaki işlerinizle ilgilenmek bu tabloyu dinamik tutuyor. Sizin için de konuyu bir anlamda ilerletmeniz anlamına geliyor. Hani damlaya damlaya göl olur gibi düşünün. Yani ben her gün sadece 1 sayfa yazarak 1 senenin sonunda bir kitabım olmasını sağladım. Ama her gün 0 sayfa yazsaydım 1 senenin sonunda 0'ım olacaktı. Hani bir damla bile uzun bir süreye yaydığınızda bir göle gerçekten dönüşüyor. Ben bunun kendi hayatımda örneğini çok fazla gördüm. Kendi sisteminizi basit ve sade tutmanızı öneriyorum. Hani her işi çok detaylandırmak, işleri birbirine bağlamaya çalışmak bunlar sizi yoruyor. Orada paylaşabileceğim bir tüyo şu olmalı. Hani kullandığınız yazılım her neyse, siz yazılıma hizmet etmeye başladıysanız ya da iş yapmak yerine işleri düzenlemeye çalışıyorsanız orada bir yanlışlık var. Basit tutun, yazılım size hizmet etsin. Steve Jobs'un sevdiğim bir lafı vardı. Bilgisayarlar zihinlerimiz için bisiklettir diyordu. Gerçekten de kullandığınız yazılım sizin için bir bisiklet görevi görmeli. Yani sürekli bakımını yapmak zorunda olduğunuz bir araç olmamalı. Ve eğlenmek. Ya sürekli bir askeri disiplinle bu sisteme girmek değil buradaki maksat. Ben genelde bir işi bitirip başka bir işe başlamadan önce arada bir mola mutlaka veriyorum. Ya işte sevdiğim bir video izliyorum, ya bir arkadaşımı arayacaksam arıyorum. Yani mutlaka çalışmaya ayırdığım sürenin arasında da beni eğlendirecek küçük molalar koymaya çalışıyorum. Son olarak Muse'dan çok sevdiğim bir şarkı sözünün Türkçe hanesini paylaşmak istiyorum. Sen zamanı ziyan edersen, zaman da seni ziyan eder. Çok teşekkür ederim dediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere.